Amerikan New York Times gazetesi özel görevli mahkemeler kapatılsın, yurtseverler serbest bırakılsın, nöbet çadırlarını sayfalarına taşıdı. Yasar Timarango nöbet çadırlarındaki izlenimlerini yazdı. Çadırda kalmak için Almanya'dan bile gelen olduğunu belirten Arango, nöbet çadırlarını protestoların üssü olarak nitelendirdi. New York Times gazetesi bir yıldan uzun bir süre Silivri cezaevi önünde direnişe devam eden nöbet çadırını dünya gündemine taşıdı. Yazar Tim Arango haberini "Öfkeli Türk laikler bayraklarını mahkemeye diktiler" başlığıyla verdi. Arango, Silivri nöbet çadırındaki izlenimlerini de anlattı. Ergenekon duruşmasının öğle arasında ziyaretçiler çadırlarda kuru fasulye, pilav ve kavun yiyor. Çaylarını ve sigaralarını içtikten sonra mahkemeye dönüyorlar. Almanya'dan sırf bu çadırlarda zaman geçirmek için gelenler var. Yaman, Cumhuriyet geleneklerinin tehlikede olduğunu ve dini geleneklerle yer değiştirildiğini anlatıyor. Arango, Türkiye'nin Başbakan Erdoğan'ın çizdiği profilden çok daha farklı olduğuna da vurgu yapıyor. Rıza Yaman, yüzlerce subayın darbeye teşebbüsle yargılanmasını, mahkeme önündeki çadırlarda protesto eden onlarca kişiden yalnızca biri. Davada yalnızca askerler değil, gazeteciler, bilim adamları da yargılanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan binlerce kişinin polisle karşı karşıya gelmesi, hükümetin demokrasi iddiasını yalanladı. Yazar Tim Arango, Silivri'deki nöbet çadırında kalanların görüşlerine de yer verdi. Bu çadırlar protestoların merkez üssü olmuş durumda. Çadıra gelen kadınlar ve erkekler bir günlüğüne geliyor ama genellikle daha uzun kalıyorlar. Onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusalcılık geleneğine ve laikliğe bağlı muhaliflerini oluşturuyor. Bir kısmı Ermeni soykırımını reddederken çoğunluğuysa Türkiye'nin CİA tarafından yönetildiği görüşünde. Burada eylem yükselerek devam ediyor. New York Times, Silivri cezaevi önündeki nöbeti bir gün bile bırakmayan Hıdır Okka'nın sözlerini de aktardı. Kampın yöneticisi Hıdır Okka, Tayyip Erdoğan'ın yükselişini Amerika ve Avrupa'nın bir tertibi olduğunu söylüyor. Okka, Atatürk'ün başlattığı isyan, Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin Türkiye planlarını bozdu. Şimdi ise bunun intikamını alıyorlar, dedi. Evet, Silivri çadırlarındaki mücadele çok uzun zamandır devam ediyor. Silivri çadır sorumlusu Hıdır Okka, yurtseverler serbest bırakılana kadar orada olacağız diyerek başlamıştı. Ve o günden sonra işte o gördüğünüz alandaki nöbet devam ediyor. Ve bu nöbet ta Amerika'dan Atlantik ötesinden ses buldu. Biz bu tip yayınlarda ya da bu tip gündemlerde şunun özellikle altını çiziyoruz. Vicdanı olan herkes, gördüğünü yazan herkes tabloyu zaten net bir şekilde görecekti. Belki ona örnek sayılabilecek başlıklardan bir tanesi New York Times gazetesinin yazarı Tim Arango tarafından işte bu sözlerle anlatıldı. O hikayeyi dinleyeceğiz. Hıdır Okka stüdyomuzda, Silivri Çadırı sorumlusu. Sayın Okka, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar. Kaçıncı gündeyiz? Silivri'de son durum ne? İsterseniz oradan başlayalım, habere geleceğim sonra. Evet, 365 gün. Ve üstüne bir 66 daha koyuyorsunuz. 431 gün oldu bugün. 431 günden beri Silivri cezaevinin önünde bu vatan nöbeti çadırları nöbetine devam ediyor. Ve nöbetçilerimiz de bütün bölgelerden, yani New York Times'in muhabirinin söylediği gibi, gazetecinin söylediği gibi, yurt içinden, yurt dışından gazetecilerimiz, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan gazeteciler, en son gelen bu arkadaşlar. Yani en son gelen New York Times en son geldi. Ama orada gerçekten biz onlara yani nöbete gelen nöbetçiler kadar itibar gösterdik. Daha fazla yurt dışından geldikleri için. Daha önce de Amerika'dan gazeteciler gelmişti ama bu kadar gündeme düşmemişti. Demek ki onlar yazamadılar. Bunlar yazdılar, en azından oraya geldiler. Biz bunları bir gün bir gece de ağırladık orada. Yatırdık. Yemekleri beraber yedik, çayları beraber içtik. Aşağı yukarı 24 saatimizi beraber geçirdik. Yani onların da en çok düşündükleri ve şaşırdıkları şey şu. Bir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu kadar görkemli olması. Nereden çıktı bu kadar insan? O tarihte mi kaldılar? Hayır, daha o tarihte kalmadılar. Ondan sonra kaldılar. Ondan sonra kaldılar. 19 Mayıs'da bu kadar gençler nereden çıktı? İşte 10 Kasım hazırlıklarının yoğun olduğunu, 10 Kasım'daki katılımın yüksek olacağını,
bu kadar 10 yıldan beri bu Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatanseverlerin ezildiğini, ordunun yere serildiği bir dönemde bu kadar insan kitlesinin ayağa kalkması, harekete geçmesi, mevcut iktidarın uygulamalarını protesto etmesine bir türlü akıl erdiremiyorlar. Yani bir cumhuriyet kuruluşu, bir Kurtuluş Savaşı verişi, 70-80 yıldan beri cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kalktığını zannediyorlar. Onların kalkmadığını bu eylemler gösteriyor. Esas şaşkınlıkları o. Yani nereden çıktı bu kadar insan? Nasıl bu kadar millet bir araya geldi? Milyonlarca insan bir araya geldi. Bir de peş peşe işte 19 Mayıs, 29, 10 Kasım yoğunluk devam ediyor. Şunu söylemişti. Burası hareketlerin, eylemlerin üstü. Keşke üstü öyle olsa. Diye. Keşke evet, öyle tamam. olsa. Yani biz isteriz ki gerçekten üstü olsa. Oraya da günlerce, aylarca oradayız, aşağı yukarı 431 günden beri 5000 kişi, 10.000 kişi, 20.000 kişi, 100.000 kişi gelerek ziyaret etse ve eylemlerinin bir türünü de orada yapsalar. Bunu isteriz ve istiyoruz da hali hazırda. Eleştiri mi var burada? Evet, biraz eleştiri var. Bekliyoruz çünkü oralar yalnız kaldığı zaman içerideki sanık arkadaşlarımızın ziyareti aksıyor. O duruşmalara insanların gelmesi ve görmesi gerekiyor. Yani duruşmaya gelen insanların ilk bakacağı yer izleyicilerin olduğu salon. Arka tarafa dönüp bakıyorlar. Orada 3 kişi 5 kişi olunca 70 kişi sanık var. 10 kişi 15 kişi 20 kişi. Son 3-4 aydan beri ziyaretler eksilmiştir. Sanıklarımızın yakınları, Cumhuriyet Kuvvetleri, vatanseverlerin salonlara gelerek sanık olarak içeri atılan arkadaşlarımız olan desteğe azalmıştır. Buradan eleştiriyorum. Çünkü o arkadaşların desteğe de ihtiyacı var, morale de ihtiyacı var. Onlar bize moral veriyor içeriden. Onlar bize moral veriyor. Sıkı durun. Biz içeride iyiyiz. Siz dışarıda gerekeni yapın diye onlar bize moral veriyor. Halbuki bizim gidip onları dışarıdan gelen arkadaşlar. Şimdi ayın 30'unda 30 otobüs geliyor mesela. Bu ilan edildi. Keşke 10 günde bir 10 otobüs, 10 günde bir 10 otobüs gelse orayı yalnız bırakmasak. Bir, iki, bu New York Times'ten geçtikten sonra zaten şeyi söylediniz, o gizli tanık meselesini, ben onu izleyerek geldim şimdi. Başlamıştı basın yeni. Yasağı olduğu için. Basın yasağı olduğu için onu şey yapmadık. O da basın izliyorlar. Biz ilgilendirmiyor pek fazla. Zaten daha çünkü önce o söyleyeceğini söylemiş vardı, zaten. Gizli tanık 9'da yapmış. Ama bizim şimdi çadırlarda kışa girdik. Evet. Sezon kış. Sobalarımızı kurduk. Kimden ne istiyorsunuz o zaman? Şimdi şunu istiyorsun? İstiyoruz. Bir, yurtseverlerden, vatanseverlerden odun, kömür temini, mazot temini. Her gün mazota zam geliyor ve kış geldiği için de jeneratörü erken açmak zorundayız. Ve oraya gelen insanları üşütmemek gibi derdimiz var, hasretmemek diye bir derdimiz var. Oraya gelenler canını, her şeyini bize emanet ediyorlar. Onları nöbette de, yattığı yerde de üşütmemek ve istirahat ettiği yerde üşütmemek, hasretmemek bir derdimiz var. Onun için de bizlere gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Kışa girmişiz. Bir de 9 Eylül'de bize söz verildi. 9 Eylül'de 650 kişi gelerek orada ilan ettik. Çadırlar ihtiyacı devam ediyor mu, etmiyor mu? Eğer bu çadırların miadı doldu, ihtiyaç halinden çıktıysa çadırları kaldıralım diye ben ilan ettim. Ve oradaki 650 arkadaşımız, çadırların görevi bitmemiştir, sen görevinin başında duracaksın diye bana görev verdi. Ben orada duruyorum. Benim orada durduğum sürece, nöbetçilerim geldiği sürece vatanseverlerin görevi de bizi orada muhanete mütaci etmeden ayakta tutmaktır. Onu istiyoruz. Ve bugün ise hemen şey yapalım, toparlayalım. Buyurun, isterseniz. Buyurun. Bugün gazetecilerimiz geldi. İçerideki gazeteci arkadaşları ziyarete geldiler. Atilla Sertel, Halil Nebiler, Mustafa Mutlu Vatan Gazetesi'nden Altan Öğmen, 12 tane gazeteci arkadaşımız, gazeteci abilerimiz geldiler. Bugün şu anda Deniz Yıldırım'ı, Hikmet Çiçek'e, içerideki gazeteci arkadaşları, Mustafa Balbay'ı, Tuncay Özkan'ları ziyaret ediyorlar. Yani 3.30-4'e doğru ziyaretlerin bitme ihtimali var. Ben onları zaten ziyaret etmeler için şeye bıraktım, cezaevine. Oradan da çadıra gelerek, çadırdan da atladım. Dedim bir fırsat bulduk, arkadaşlar içeride duruşmada devam ediyor. Ben dedim atlayayım bir İstanbul'a gideyim. Ve bir takvim bastırıyoruz. Yılbaşı takvimi, çadırlarla ilgili oradaki önemli resimleri koyacağız. Onunla ilgili de
bilginize sunmuş olayım. 2013 yılı takvimi evet, mi hazırlıyorsunuz evet, oradaki fotoğraflardan, evet, belki evet, anekdotlardan, çadır ziyaretlerinden, notlardan. Evet, yani, şimdi kimler geldi, kimler gitti, bir aklınızdaki isimleri? Ya şimdi Nur Serter milletvekillerimiz. Yani özellikle gece kalanları da buna eklersen. Tabii. Gece kalanlarımız Müzeyyen abla 70 yaşında her pazar gelir. Bugün sabah 85 yaşında bir bayan Ortaköy'den kalkmış ve benim konuşmamı izlemiş televizyonda. Geldi dedi ki sen konuştun televizyonda dedi. Ben seni gördüm. Karşımda dedi bir bayan vardı zayıf. Onu gördüm. O gider de ben gidemez miyim diye. Benim karşımdaki Müzeyyen ablaydı. Her pazar gelir. 76 yaşındadır. Ziyaret eder. Ufak tefek börek yaptırır, çörek yaptırır, getirir. Evet, gelemese de ağlar televizyonda. Buraya da gelir ziyaret eder sizleri. Sağ olsun. Ve bu ablamız da teyzemiz de 85 yaşında. Ben dedi ziyarete gideceğim diye kalktım sabah. Bu sabah saat 9'da ziyarete geldi. Sabah 9'da. Yani oradaki ziyaretçi sayısı, nöbetçi sayısı da 8 yaşından, şimdi resimlerde de göreceksiniz, 2,5 yaşında nöbetçiler geldi. Soruyorlar anneleri telefonda. Neredesin? Çadırdayım. Ne yapıyorsun kızım? Nöbet tutuyorum. Şimdi gerçekten 8 yaşından 88 yaşına kadar nöbetçilerimiz geldi. O etkiyi soracağım. Bu Tim Arango'nun haberinde de önemli başlıklar var. Evet. Gece kalan isimlerden siyasetçiler vardı. Mahmut Tanal'ı hatırlıyorum. Mesela. Evet. Nöbet Mahmut Tanal 3 gün 3 gece geldi nöbet tuttu. Sayın Levent Kırca. 3-5 nöbeti yani tutturdum. Levent Kırca'ya nöbet tutturduk. Gene çok sayıda Ali Özgündüz, Ali Özgündüz milletvekilimiz geldi. Nöbet tuttular. Osman Özbek komutanımız geldiler. Nöbet tuttular gece. 3-5 nöbeti general olmasına rağmen dedim komutanım siz eskiden nöbet yazmaz nöbetçileri denetlerdiniz ama ben dedim size nöbet yazıyorum. Seve seve emrinizdeyiz. Yani bizim oraya gelenler şöyle o duyguyu paylaşıyor. Evet, şimdi gelip de yazamayanlar var dediniz bir gazeteciler. Onlardan böyle bir bahsetsek özellikle yurt dışı olanlardan. Ya, yurt dışından gene Amerika'dan gelmişti bir karı koca yandan da ve burada sanatçılar, sinemacılar da vardı ama belkiler yazdılar biz bilmiyoruz. Ben bile şimdi bu New York Times'in yazısını bugün sabah öğrendim. Bugün sabah bilmiyorum çünkü biz elektriğin olmadığı, suyun olmadığı her şeyi parayla temin ettiğimiz bir alandayız. Yani elektrik karşımızda elektrik alamıyoruz. Su karşımızda şakır şakır akıyor camiden. Su alamıyoruz. Sabahına tanker getirdi suyu 150 lira. Damacanlara dün 40 damacan su geldi 120 lira. Yani günlük bizim oradaki masrafımız en kötü ihtimal her gün 5-600 liradır. Şimdi kışa özel bir hazırlığınız falan olacak mı? Özel hazırlığımız var. Çünkü konteynerlerin içlerine sobalar kuruyoruz. Bir bayan arkadaşımız sobalar getirdi tasarruflu. Onların bağlantıları yapıldı ama her fişi taktıkça mazot daha fazla yanıyor. Doğru. Her fişi taktıkça. 4 tane konteyner var. Doğru. 4 tane de çadır var. Ama çadırın birinde devamlı şu görünen büyük çadırda soba yanıyor. Şimdi sobayı yaktı. 24 saat yanması gerekiyor. Için, evet. Televizyon izleme alanı olduğu 80 ile 100 kişi arasında o çadır kapasiteli. Yanı başında başka çadır. Önde artık oturma çadırlarının hükmü kalmadı. Kış geldiği için oturamıyoruz. Tabii. Herkes içeride oturacak. İçeride sigara içmek yasak. Onun için bazı arkadaşlar yine o gölgelikte dışarıdaki yazdan kurduğumuz çadırlarda sigaralarını tüttürüyorlar. Onun ötesinde ise gerçekten yani bu 431 günden beri biz yani ihtiyaçlarımızı söylüyoruz tabii. İhtiyaçlarımız giderildiği sürece ayakta durmaya, onlara layık olmaya çalışacağız. Çünkü bizi yalnız bırakmayın diyor. Biraz bize bir görev verdiler. Biz de vatanımıza, milletimize, ordumuza, halkımıza, Atatürk devrim ve ilkelerine, cumhuriyetimize sahip çıkacağız. O sahiplenmeyi de görev olarak orada kalarak bana verdiler. Ben de bana bu görevi verenlere layık olmaya, onlara sadakatle sahip çıkmaya, çadıra gelenleri, bütün vatanseverlerimizi, yurt içinde, yurt dışında bir örnek vereyim. Buyurun. Yurt dışından gelmiş. Akşam saat haberleri izliyoruz. 7'de ulusal kanal açmışız. Pat diye bir taksi, Alman plakalı. Taksi ama. Bizim buradaki ticari taksiler gibi taksi. Geldi genç. Genç dediğimde 40 yaşlarında bir arkadaş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz. Ben de Almanya'dan geliyorum. Buyurun dedim kardeşim hoş geldiniz. Haberleri dinleyelim sizinle konuşalım. Ben dedi ülkücüyüm. Aynen böyle. Ben dedi ülkücüyüm. İyi dedim sağ ol hoş geldin. Burada ülkücüye de
efendim solcuya da, sosyaliste de, demokrata da, aydına da, bütün vatanseverlere yer var burada. Bizim sınırı misakı milli olan herkese açıyoruz. Vatanı için, milleti için bir kelime söyleyen herkes buraya gelebilir, nöbetini tutabilir. Ha biz orada şunu yapıyoruz oraya geçmeden. Yani bizim orada hiçbir siyasi partinin hakimiyeti yok. Ablemi yoktur. Panolara kendi siyasi partilerinin ablemlerini asamazlar. Önemli olduğu kadar da rozet bile taktırmıyoruz. Çünkü bütün vatanseverler, şimdi o ülkücü arkadaş geldi oraya aynen şöyle. Ben dedi yurt dışından geliyorum, daha evime aileme gitmedim. Ama Almanya'da kafama koydum, ben bu çadırları ziyaret etmeden geri dönmeyeceğim, ziyaret etmeden evime gitmeyeceğim diye dedi. Bu saatte dedi buraya geldim ve sizi ziyaret ediyorum. Ben dedi bağış yapmak istiyorum. Aynen böyle. Evet. Dedim çok önemli kardeşim bağış, teşekkür ederiz dedim. Elini uzattı böyle, açmıyor elini. Dedim aç elini kardeşim. Yani biz bağış alırken burada açık alıyoruz yani. Biz bağışlarla yaşıyoruz burada. Bilsin herkes. Gökten zembille inmiyor paralar dedim. Sizin getirdiğiniz 3-5 bağışlarla idare ediyoruz. Makbuzumuzu kesiyoruz. Az ama dedi kusura bakmayın. Açtı elini 500 euro. Taksici. Dedim ki şu anı defterine buraya gelişini yaz. Aynen şöyle yazmış. Ben bugün ibadetlerin en büyüğünü yaptım. Vatanseverlerin nöbet çadırını ziyaret ettim. Çok mutluyum. Yazı bu kadar. Yazı bu kadar. Elimizi sıktı, yemeklerimizi yedik. 2 saat sonra gitti. Yani yurt içinde, yurt dışındaki vatan için, millet için, yüreğinde, vicdanında kaygısı olan insanlar geliyor. Sıradan adamlar gelmiyor zaten oraya. Sıradan adamlar gelmiyor. Sıra dışı. Vatanıyla, milletiyle, cumhuriyetiyle, Atatürklerinin ve ilkeleriyle, çocuklarının ve eşlerinin ve ülkesinin geleceğiyle ilgili kaygısı olanlar hem çadıra geliyor, hem de duruşmaları izlemeye geliyor, hem de bizi ziyarete geliyor ve bize destek veren kesim de bunlar. Bunlar. Ama bunların içinde ülküsü de var, vatanseveri de var. Bir örnek daha vereyim isterseniz. Avustralya'dan İmam Hatip mezunu. İmam Hatipliler Derneği'nin oradaki başkanı. Çadırların kurulduğunun 44. günü geldi. Arabanın arasını doldurmuş. Çikolata, sigara, bilmem ne, her şey. Kurban Bayramı'na da az kalmış. Aynen böyle televizyonda çıktı. Bizim orada ulusal kanalda vardı. Başka kanallarda o gün biraz daha hareketliydi. Ben dedi kurban keseceğim. Kurban kesmek için Avustralya'dan buraya geldim. Ada pazarlıyım dedi kendisi. Ama dedi bugün en iyi kurban kesilecek yerin burası olduğunu öğrendim. Kurban paramı dedi buraya bağışlıyorum. Herkes kurbanını buraya kessin. Ve çıkarttı arkadaş o günün rayiş bedelinden kurban parasını arkadaşımıza verdi. O da makbuzunu kesti verdi. O İmam Hatipli, öbürü ülkücü, öbürü de solcu, sosyal demokrat, aydın ve vatanseverler. Bu herkesin alanı, herkesin alanı, evet. Yani yüreğimiz, gönlümüz, alanımız geniş. Şimdi öyle oldu, şu cümleden de belli, evet. Bayraklarını mahkemeye diktiler diyor Tim Arango. Bu etkilendiğinin etkilenmiş bir ifadesi. Evet, yani evet. Orada ne yaşadı Tim? Şimdi şöyle, bir yere sipariş vermiştik. Alan dedik bayraklı olsun. 10 Kasım'dan önce bizim orada büstümüz var. Atatürk büstü var. Bir vatandaşımız o büstü geldi, alanı gördü. Buraya bir büst getirsem dikebilir misiniz diye. Hay hay dedim, hemen getir, hemen dikelim kardeşim. Ama yani biz işte topladığımız paralardan, kiradan artırıp, mazottan artırıp, sudan artırıp, yiyecekten artırıp büst dikmeye akıl edemedik dedim ben. Ama bayrak, iki çift bayrak direğe diktik. Çift bayrağımız var ama ben dedi yapacağım. Vatandaş gitti. Ertesi gün gece saat 11'de büstü mermerlerini aldı ve gece saat 11'de getirdi. Saat 1-1.30'da diktik büstü. Ha, gece dikmemizin sebebi gece getirdiği için. Yoksa büstü gündüz dikemesin diye bir şey yok. Koyamasın, anladım, diye bir şey yok ama gece dek geldi, çalışıyormuş. Mesai saatinin dışında geldi arkadaş. O büstü oraya koydu. Bayrakta şöyle oldu. Bir 100 metre bayrak siparişi vermiştik bir yere. Gecikerek geldi. Gecikse bile dedik biz bu bayrakları hemen direkleri çekelim. Bayrakları dikelim. Tam o bayrakları dikerken ipleri gererken muhabir vatandaş oradaydı. Oradan çok etkilenmiş. Yani işte Atatürk var. İki tane Türk şey var. Bayrak direği var. Bayrak var. Ama bir de ayrıyeten gene Kurtuluş Savaşımızın sembolü ve bayrağımızın yeniden böyle 100 metreyle alanın donatılması, o bayrağa olan saygının, Atatürk devrimlerine olan sevginin
üç safhada olduğunu oraya gelenler açısından, dışarıdakilerin de çoğu öyle tabii. Onu görünce etkilenmemesi mümkün değil. Etkilendi tabii, ben öyle tahmin ediyorum. İfade, ifadesi, de o, ifadesi de o. Yine davada de, evet, askerler, gazeteciler, bilim adamları hepsini kaleminde yazmış. Biz o yazıyı daha okumadık yani, onu söyleyeyim. Sizden özellikle bahsediyor az önce. Evet, özellikle siz geldiniz diye haberi de yetiştirdi arkadaşlarımız, sağ olsun. Sağ olsunlar. Kampın yöneticisi Hıdrokka, Tayyip Erdoğan'ın yükselişini Amerika ve Avrupa'nın bir tertibi olduğunu söylüyor. Hokka, Atatürk'ün başlattığı isyan 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin Türkiye planlarını bozdu. Şimdi ise bunun intikamını alıyorlar dediği ifadesini de kullanmış. Mahkemeye gitti mi o arada, denk geldi mi Tim Arango? Tim Arango mahkemeye gidemedi. Ondan sonra gelen heyet, Tim Arango da gitti mahkemeye. Onu da götürdük, izlettik. Ondan sonra bir iki kişilik bir bayan heyet daha geldi. Onunla beraber çalışıyorlar zaten. Beraber çalıştıkları için. O haberi yaptı. Sonradan gelen çadırda bizimle kalan ve bir gece çadırda konaklayan kız arkadaşları da aynı ekipten. Onlar da resimleri çekmişlerdi. O resimler onun, kızların, haber Tim'in. Tim'in. Evet. Türkiye'nin Başbakan Erdoğan'ın çizdiği profilden çok farklı olduğuna dikkat çekiyor özellikle Arango. Son derece modern çizgileri gördüğü gibi geliyor. Yani ya sizinle yaptığı sohbetlerden. Genel eksende çay kahve içerken, yemek yerken, röportaj dışında nasıl sohbetler yaptınız? Tabii bütün oradaki nöbetçi arkadaşlarla ben serbest bıraktım. Ben kolay kolay böyle alan sorumlularının dışında dışarıdan gelen konuklarımıza ve özellikle yurt dışından gelen konuklara bir nedir ne değildir bir anlama diye bir derdimiz var. Anlayalım samimiyetini. Samimi olsa ne olacak, olmasa ne olacak sonra? Bütün arkadaşlarla sohbet edebilirsiniz. Orada röportaj yapabilirsiniz. Arkadaşların fikirlerini alabilirsiniz. Rahatsınız dedik. O rahatlıkla bütün arkadaşlarla görüştü, konuştu. Onların fikirleri, onların Atatürk'le ilgili, bağımsızlıkla ilgili, Tayyip'le ilgili ve mevcut iktidarla ilgili fikirlerini aldı. Oradan bir şeyler çıkarmış ki onları yazmış. Bunu görmemek zaten mümkün değil. Yani çünkü Cumhuriyet'le, Atatürk devrim ve ilkeleriyle kazandığımız ne varsa elimizden alınıyor. Biz Cumhuriyet döneminde yetiştik. Yani bizden sonrakiler işi zor. Bizim işimiz şu anda zor ama bizden sonrakilerin işi daha zor. Ben mesela bir işten atıldığım zaman 15 gün sonra gider iş bulurdum. İş bulurdum. Yani Cumhuriyet'in o kazanımlarından biz faydalandık. Oradan emekli olduk. Ve o millet ve o devrimlerin etkisi bizi toplum içine çıkarttı. Belli yerlere getirdi. Yoksa orada da geçen konuştum arkadaşlarla. Dedim ya işte ben Silivri'de kamp komutanı yaptı bu millet beni. Bu halkın işte buradaki iradenin başına getirdi koydu. Nereden geldik biz dedim. Cumhuriyet'in kazanımlarıyla geldik. Bugün sen birçok üniversiteli arkadaşımız var. Ceplerinde diplomaları dolaşıyorlar. İşsizlik sertifikası gibi. İş yok. Çünkü bütün fabrikalar kapatılmış. Sümer bankların kapatılmış. Demir çeliklerin kapatılmış. Kömür madenlerin, kömür ocakların kapatılmış. Şimdi çalışamayan, iş arayan insan topluluğu haline gelmiş. Karşımızda tarımı böyle bir yığın tarımı var, çökertmiş. Sanayiyi çökertmiş. Bir tane fabrika kurmamış, bir tane temel atmamış. Her gün adam çıkarıyor işten. İşsizlik alabildiğine yoğunlaşmış. Bunu görmemek için çok saf olmak lazım ya da hiçbir şeyden anlamamak lazım. Yaşadığın ülkenin, toprağın ve vatanın nereden nereye geldiğini görmemek lazım. Akşam ekonomist arkadaş konuşuyordu televizyonda. 23 ile 29 arasını anlatıyor. O kalkınma hızı. Evet. Ve bugüne bakıyoruz, o kalkınma hızıyla gelişen bütün fabrikalar, bütün sanayiler kapatılmış, çökertilmiş. Yeraltı, yerüstü madenlerini dış ülkelere peşkeş çekilmiş ve Türkiye'nin geleceği karartılmış durumda şu an. Ha burada ne? Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ben karamsar olmadım bugüne kadar. Hiç olmadım. Ve karamsar olanlar da 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta, 10 Kasım'da bu karamsarlıktan kurtulduğunu görüyorum ben Türkiye'nin. Ve adım adım ayağa kalkıyor. Ve bu ülkede ne başkanlık, ne yarı başkanlık, ne de Atatürk devrim ve ilkelerine ihanet ederek bir iktidarın ayakta durmasının mümkün olmadığını, bu halk bunlara dersini verecektir. Buraya olan inancım sonsuzdur. Atatürk devrimlerine, halka olan bağlılığa, devrime olan sadakata
sonuna kadar bağlayayım. Ben bu işin böyle gitmeyeceği noktasında kesin önümüzü görüyorum. Ve Cumhuriyet devrimleri, yeniden laiklik, yeniden Atatürk çizgisi Türkiye hakim olacaktır. Çünkü başka çıkış yolu yoktur. Esaretle başka ülkelere, emperyalist ülkelere kul kölelik yaparak, onların Orta Doğu'da taşeronluğuna soyunarak ve yanı başımızdaki Müslüman ülkelere düşman olarak Türkiye devletini ve Türkiye halkını bir çıkış yolu yoktur. Peki. Suriye düşmanlığı sonuna kadar karşıyız. Onu da anlattık biz o muhabire. Suriye ile durum nedir? Suriye kendini savunuyor. Suriye vatanını savunuyor. İran vatanını savunuyor. Emperyalizme karşı direniyor ve bizim Soroscular, Amerikancılar, öbür taraftan değişik ülkelerden Amerikan emrinde paralar ve özel kuvvetler, özel çarpışma heyetleri oralara gönderilerek Suriye'nin direnişini kırmaya çalışıyor. Ben Suriye'nin kazanacağına inanıyorum ve Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum ve önümüzdeki dönem gerçekten Cumhuriyet ve Atatürk devriminin yeniden şahlandığı dönemler olacaktır. Peki. Sayın Oko, ben çok teşekkür ederim. Bizi kırmak bir yanımıza katıldınız. Silivri'de nöbet çadırına doğal olarak tabii yakınlığınız hasebiyle mahkemeleri de daha sık takip ediyorsunuz. Bütün yurtseverlere bizden çok çok selamlarımızı iletin. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Silivri çadırı sorumlusu Hıdır Hokka, New York Times gazetesi son haftada Silivri nöbet çadırlarını yazdı. Sağolsun biz de Hıdır Okka'yı yayınımızda ağırladık. Hem son durumu hem de New York Times'ın haberi ekseninde de nasıl bir Türkiye ve son süreç değerlendirme